Bir de yatırımcı kategorisi var. O da çok soru aldığımız konulardan bir Evet. tanesi. Galiba bu iş içindeki en karmaşık konulardan bir tanesi yatırımcı işi. Öyle geliyor bana. Çünkü işin içinde böyle yüksek meblağlar, rakamlar var. Evet, yani yatırımcı olarak gelmek mümkün. Fakat önce Murat Bey, dedim ya size, her şeyde olduğu gibi bir kere Express Entry kişiye uygun mu, ona bakıyoruz. Yani kişi ne kadar varlıklı olursa olsun, ne kadar yüksek bir finansal yatırım kapasitesi olursa olsun, Express Entry için uygunluğu varsa gel sen yatırım yap, göç et demiyoruz. Çünkü çok yüksek rakamlar. Express Entry'den girebilecekse kişi neden Express Entry'den gelmiyor? Bir kere etik olarak önce mutlaka ona bakıyoruz. Ama uygunluğu yoksa, yani bir şekilde yaştan dolayı puan kaybediyorsa, işte dilden dolayı vesaire, ve yatırım yapma isteği ve kapasitesi varsa tabii ki seçenekler mevcut. Federal programlarda çok fazla yatırım seçeneği yok. Mesela az önce bahsettiğim self-employed business immigration kategorisine giriyor, ama hani yatırımcı olarak nitelendiremeyiz o programı. Startup vize var federal kapsamda. Onda da bir fikir, önemli bir fikir olması gerekiyor ve bu fikrin buradaki melek bir yatırımcı bir kuruluş tarafından belirli bir oranda finansal destek alması gerekiyor. Bu da sayıları, alım sayıları epey düşük bir kategori, startup kategorisi. Bunun dışında tabii ki pek çok seçenek var. Eyaletlerin yatırımcı programları var. Gerekli yatırım programın türüne göre değişiyor. Onu söyleyebiliriz. Bazı eyalet aday programlarında biraz daha düşük olabilmekle birlikte, aslında hani rakam vermekten kaçınıyorum ama yani minimum şey, hani birazcık nasıl rakamlardan Evet, bahsediyoruz onu iyi olur. netleştirmek için 200-250 bin Kanada doları civarında yatırım gerekiyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi, yani bazı eyalet programlarında daha düşük şeyler var, rakamlar var. Yatırımcı programlarında önemli şöyle bir nokta var. Yatırım yapan kişinin aktif olarak işinin başında olması gerekiyor. Yani şunu demiyor Kanada: tamam, sen geldin, yatırım yaptın, al sana kalıcı oturum izni. Hatta direkt vatandaşlık diyorlar. Ondan da bahsedebiliriz. Direkt vatandaşlık yolu diye bir şey yok Kanada'da. Önce kalıcı oturum izni almak gerekiyor. Mesela eyalet aday programlarında, yatırımcılar için olan programlarda, Kanada önce, eyalet önce görmek istiyor. Kişi belirli sözler veriyor. İşte sözleşmeler imzalanıyor. Mesela Ontario'dan bahsedecek olursak performans sözleşmesi imzalanıyor. Belli bir süre sonra dönüp bakıyor. Tamam, sen sözünü tutmuşsun bu işinde, o zaman biz sana adaylık veriyoruz diyor. Ondan sonra kalıcı oturum izni süreci başlıyor. Yani bunun dışında mesela work permit almak için kullandığımız owner operator, intra company gibi, işte şirket içi transfer gibi, ya da kişinin kendi işini satın alıp yönetmesi gibi work permit, yani çalışma izni almak için kullandığımız programlar kişileri kalıcı oturum izne taşıyabiliyor. Bunların da detayları çok fazla, ama hani mesela bunda da kişinin kendi işini satın alıp başında durması gereken programda da en az 250 bin dolarlık yatırım yapması gerekiyor gibi. Yani hani rakamlar yüksek. Dolayısıyla dediğim gibi, önce yatırımcı olarak görmeden önce kişiyi Express Entry adayı olarak görebiliyor muyuz, ona bakıyoruz.